5 Haziran Dünya Çevre Günü Bodrum Belediyesi tarafından 5 ve 6 Haziran'da hazırlanan bir dizi etkinlikle kutlandı. Çevre duyarlılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 6 Haziran Perşembe günü Belediye Meydanı'nda Dünya Çevre Günü kutlamaları yoğun bir katılımla gerçekleşti. Milta Bodrum Marina'dan Belediye Meydanı'na Bodrum Bandosu eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başlayan program çevre temalı etkinliklerle devam etti. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Meclis Üyesi Niyazi Atere, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, CHP Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, Belediye Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu, Belediye Birim Müdürleri, Meclis Üyeleri, Öğrenciler, Vatandaşlar ve Basın Mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalarını yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan şunları söyledi. Bodrum'un yeşilini, mavisini, doğasını gelecek kuşaklara taşıyabilmek için çevre konusunu bir bütün olarak ele almak ve çevreye saygılı, doğasına ve değerlerine sahip çıkan bir yerel yönetim anlayışını benimsemek gerektiğini düşünüyoruz. Meclis üyesi Niyazi Atare, Dünya Çevre Günü'nü kutladığı konuşmasında şunları dile getirdi. Belediye başkanımızın yoğun programından dolayı katılamadı. Hepinize saygı ve sevgilerini sunuyor. Dünya sahip olduğumuz tek yaşanabilir gezegen olduğunu hatırlatmak ister. Herkesin daha iyi bir gelecek yaratmak farkındalığını oluşturmayı vurgulayan Dünya Çevre Günü'nün dünya genelinde çeşitli etkinlikler ve atölyelerle kutlamaktayız. Tüm bu etkinlikler ve atölyeler yaşanan çevre sorunlarına karşı dikkat çekmeye ve toplumun çevre bilincini arttırmayı hedefliyor. Konuşmaların ardından Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan ve Meclis Üyesi Niyazi Atare tarafından programa katkıda bulunan sponsorlara plaketleri takdim edildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan en başarılı iki öğrenciye 1. sınıf atık getirme merkezinde toplanan elektrikli ve elektronik atıkların geri dönüşümüyle elde edilen dizüstü ve masaüstü bilgisayar hediye edildi. Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan atık kıyafet defilesi ile atık malzemelerden bando takımı gösterisi ise katılımcıların beğenisini topladı. 2024 yılı Dünya Çevre Günü'ne özel, Hepimizin Bir Dünyası Var teması kapsamında gün boyunca standlarda pamuk şeker, patlamış mısır ikramıyla çeşitli atölyeler yapıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Ortakent Çaldırak 30 Ağustos Zafer Parkı'nda fidan dikim etkinliği yapıldı. Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliği ile yapılan etkinlikte 30 adet akça ağaç, 28 adet acem borusu dikilip can suyu verildi.